ve Cumhuriyet altını ise 669 TL'den şu an itibariyle alıcı buluyor. Ve sayın seyirciler, gelişmeleri hemen yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk'la değerlendireceğiz. Efendim günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii piyasalarda FED rüzgarı devam ediyor. FED'in faiz kararı beklentiler doğrultusunda gerçekleştiği için piyasa tarafından bu karar olumlu fiyatlandı. Bu olumlu fiyatlamanın da sürdüğünü görüyoruz. FED'in 2016 yılında 4 kez faiz artırabileceği de ihtimaller arasında. 2016 yılında FED ne zaman sizce ikinci faiz artırımına gidebilir? Ve ne kadarlık bir faiz artırımı olur ve bunun piyasaya ve bunu piyasa nasıl karşılayacak sizce? Özellikle evet, FED faiz artışı beklentiler dahilinde gerçekleşti. Şimdi gözler 2016 yılına çevrildi. 2016 yılında asıl önemli olan nokta şu: Amerikan ekonomik dataları, ekonomik dataların pozitif yönde devam etmesi FED'in faiz noktasında atacağı adımları bir miktar daha hızlandırabilir. Şu an itibariyle piyasanın geneline baktığımızda Nisan ayındaki faiz arttırış ihtimali yaklaşık olarak %45 düzeyinde. Dolayısıyla 2016 yılı içerisinde FED faiz arttırmaya da devam edecek ama bu ilk yarıda mı adım gelecek yoksa ikinci yarıda mı adım gelecek? Açıkçası piyasa bunu tartışmaya devam ediyor gibi görünüyor. Ama FED'in asıl faiz artışının piyasanın genel beklentisi noktasında 2017'den sonra hızlanabileceğini düşünmekteyiz. 2016 yılı içerisinde baktığımızda FED'in mevcut faiz oranının yaklaşık olarak 125 ila 150 bas puan seviyesine ulaşmasını şu anda 2016 projeksiyonunda beklemeye devam ediyoruz. Peki emtia fiyatlarına bakalım. Spot altının onsu hızlı bir düşüş gerçekleştirmişti. Petrol fiyatlarında da devam eden düşüş küresel piyasalarda rahatsızlık yaratıyor. Yatırımcı ne yapmalı sizce? Altın tarafına baktığımızda 1050 dolar seviyesine dün çok sert bir düşüş gerçekleştirdik. Şu anda 1050 dolar seviyesinden ons bazında bir toparlanma var ama özellikle emtia fiyatlarındaki gerileme eğiliminin sürmesi altını da bu noktada baskı altına almaya devam ediyor. Diğer taraftan ABD faiz artışından sonra özellikle gözlerimiz dolar endeksindeydi. Dolar endeksinin yeniden 99 seviyesine yükselmesi bu doğrultuda altını baskılıyor. Ons fiyatları eğer dolar endeksindeki yükseliş devam ederse muhtemelen 1000 dolar seviyesine kadar gerileme eğilimini üzerinde barındırmaya devam ediyor. Peki FED'in ardından sizce Avrupa Merkez Bankası ne yapacak? FED, evet, Avrupa Merkez Bankası hatta geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda Draghi, piyasalar Draghi'den yeniden bir parasal genişleme bekliyordu ama bu parasal genişleme adımı gelmedi. Muhtemelen FED sonrasında Avrupa Merkez Bankası da önümüzdeki dönemde Avrupa'dan gelebilecek ekonomik datalara da bağlı olarak bir genişleme adımına gidebilir. Bu noktada hani piyasaların daha önceden beklediği parasal genişleme 2016 yılının ilk çeyreğinde gelebilir gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Ve sayın seyirciler, ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktardık. Sırada Dünya'da Bugün programı.